Tülin hoş geldin çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nasıl geçti 2022? Ee, 2022 ee, yani yuvarlanarak geçti galiba. Kötü de yuvarlanmadım ama benim kontrolümde miydi emin değilim. Peki 2022'de değişimler oldu mu hayatında? Bir şeylerin değiştiği alanlar oldu mu? Kendi içimde oldu aslında. Hmm. Biraz daha böyle bir ya yapmak istediğim şeyler başlı böyle daha kalınlaştı galiba. Listen evet. uzadı. Listem değil, listeme doğru gitmem gerekliliği kalınlaştı. Bu bold hmm. böyle şey oldu yani. Etraftaki böyle bir kalabalığa ve fazlalığa ve şeye bakınca çok kaybolmaya başlayacakmışım gibi hissettim. Şimdi anladım, tamam. Ve kendi yapmak istediklerin daha doğru bir yol mu acaba? Hmm. Başkalarının dediklerindense gibi bir yere doğru daha angacıyım şu anda. Kulağa güzel geliyor. Sanki olgun ve daha şeymiş gibi geliyor. Yapabilecek miyim? Bakacağım. Tam da ben de o yüzden yüzüme bu ifade geldi. Bence yapılabilir de bir şey. Bence Sadece, yapılması gereken evet. o. Yani en akıllıca şey oymuş gibi. Ya gerçekten e, kendimizi zaten bizi yoran hayatın içinde kendimizi daha da fazla yormak için çabalıyor gibiyiz bazen. Evet. Bu bana çok tuhaf geliyor. Oysa yani Gerçekten yapılabilecek çok daha özel, kişisel ve çok daha değerli kalıcı şeyler var. Dilerim hepimiz yaparız. Ben de bu sene çok düşündüm bunu. Evet ve şey gibi oldu yani başkalarının hatalarını yapmaya başlamışım gibi oldu. Yani kendi isteklerinin peşinden gitmeyince başkalarının dediği şeyleri deneyip yapamadığım şeyler benim hatam, benim başarısızlığımı, başkalarının başarısızlığımı. Yani bu bana yığılan bir başarısızlık aslında. Kendi başarısızlığım da değil. Oradan şeyi de çözemiyorum. Bir sonraki adımda neyi değiştirmem gerektiğini bile çözemeyecek kadar şey bir hale geldim yani. Hmm. Değiştirmem gereken şey dedin. Şimdi şu söylediklerinden anladığım çok fazla değiştirmek, değiştirmemek konusunda yoğunlaşmış bir insan değilsin belki. Değiştirmem dediğin hayatında mutlak gördüğün şeyler var mı? Bu mutlak değişmeyecektir. Bu bir nesne de olabilir, bir durum da olabilir, bir duruş da olabilir. Nedir? Yani çok tercih ettiğim bir şey midir bilmiyorum ama bir inadım var. O inadım değişmeyecek galiba diye kabul etmeye başladığım bir şey var. Kendimin de onu asla değiştirmem diyebildiğim bir şey yok. Çünkü ya bende zaten hala hazırda değişmesi zor olan o kadar çok şey var ki bir şey daha ben aklımla bulup bunun listeye ekleyemem. Yani biraz böyle <laughs> İnatçı bir tipim. Ne, en çok hangi konularda inat? Ben de bu arada fena değilim inatçılık konusunda ama senin nedir inat ettiğin konular? Ya bir şeyin e, ahlaklı olmasıyla ilgili bir sorun hissediyorsam orada sevmek çok zorlaşıyor benim için. Hmm. Oysa seve de bilirim ne var yani bir, haftanın bazı günleri bazı daha hoşlanmadığım şeyleri severek geçirsem daha mutlu olurmuşum gibi. Ama sevemediğin zaman. Bu işine de yansıyor elbette. Çünkü evet. yapılabilirliği kalmıyor. Evet. Belki. evet. Ya da yaparken çok şey mutlu, parlak olmuyor. Hiç böyle yapıp da sonrasında o ürün ortaya çıktığında bu bir oyun olabilir. Daha çok belki televizyonda, sinemada bir şeyler olabilir. <laughs> oldu, oldu mu? Televizyonda oldu. Hmm. Bazı işler oldu. Çok güzel başlayan ama sonrasında Aa, biz hiç aynı hayali konuşmamışız dediğim işler oldu. Genelde de öyle oluyor zaten. Televizyon başka yani televizyonla uyumlanmam zor e, benim diye düşünüyorum. E, onların kuralları da kendi aralarında e, kendi içinde çok haklı. Orada bir şeyim yok. E, evet. öyle bir savaşım yok ama içinde çok mutlu olmadığım da bildiğim e, anlar var. Orada çok mutlu olduğum anlar da var ama. Orada şeyi çok merak ediyorum. Pardon lafına girdim. Şeyi çok merak ediyorum. Bir oyuncu refleksi açısından şu nasıldır? Genelleme yapmıyorum. Hı -hı toptan bir eleştiri değildir. Anlamaya çalışma sorusudur. Bir diziye başlıyorsun. Falanca tipli bir rol diye geliyor sana. Belki oturuluyor önce yönetmen, yazı ekibi anlatıyor filan. Sonra 20. bölümde o falanca kişi olmaya başlıyor filanca. Sonra giderek oluyor bilmem ne. Evet. Oyuncu açısından o değişimi böyle tamam peki bunu sindirdim ben bu değişimi aldım bu haftada böyle oynayacağım. Bu çok zorlayıcı bir şey değil midir ya? Çok zorlayıcı bir şey. Yani böyle bir sürekli bir akıntıya karşı kürek çekip doğru kendi ilk anlaştığın yere doğru yapmaya çalışıyorsun. Zaten e, yapman gereken oymuş gibi hissediyorsun önce. Herhalde biz öyle konuşmuştuk. Herhalde benim bunu böyle oynamam gerek ki o konuştuğumuz şeye doğru da değil mi öyle gitsin falan diyorsun. Sonra anlıyorsun ki aa onların hesabı değişmiş. Ee, aslında. Kaynanan üniversite arkadaşınmış mesela filan değil mi? 74. Keşke öyle şeyler <laughs> çıksa ne kadar tatlısın. Eğlenceli olur. Kaynamam için zaten. de evet yani çok güzel sahneler yazılabilir. Öyle şeyler olmuyor daha çok daha klişe ve hmm. bildiğiniz şeyler daha sıkıcı şeyler oluyor. Güzel şeyler konuşalım. Bahçe Galata evet. nasıl bir yolculuktu? İzleyicinin şeyi nasıl oldu? ilgisi nasıl oldu? Nasıl oluştu? Bir, bir vaka oldu içeriğiyle de oyunlarla da ama onun haricinde bahçe Galata tamam oturdu yani nasıl e, çıktı bütün yolculuk nasıldı? Aslında sıfırdan başlayan üç kişi değiliz birçok bir deneyimle başladığımız için e, gene orada da bence kilitçi kendimiz ne istiyoruz üzerinden kurduğumuz bir yer oldu e, dolayısıyla kendi şeylerimizi yaptık kendi ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz bir yer. E, halinde yaptık. O da bir sürü seyirci dedi de karşılık gördü aslında birçok seyircinin de ihtiyacıymış galiba hı hı. E, böyle bir şey. E, yani hem teknik olarak da tabii ki de çok imkanımız da olmadığı için e, işin özünü çok sahip çıktığımız bir yere doğru da gittik. Süsümüz yok. E, hem e, imkanımız olmadığı için yok hem de içimizden de artık öyle gelmediği için yok. Dolayısıyla orada özze ait olan şey bir sürü insanın da galiba ihtiyacıymış. O anlamda hemen yani başlar başlamaz e, arkadaşlarını buldu Bahçe. Ee, i̇nsana iyi gelir değil mi? O arkadaşları bulmak, genişlemek, ortamın genişlemesi, çevrenin bir ne denir e, günün moda deyimiyle bir ekosisteme dönüşmesi evet. iyi gelir değil mi? Evet, evet. Evet, çok iyi gelir. Nora 2 e, çok iyi bir cevap buldu seyircide. Amerika evet. Harika gidiyor. Ee, mutlu musun? Nasılsın? Mutluyum, çok mutluyum. Herkes e, oyundan sonra oyunu düşünür ve eleştirir bir halde çıkıyor aslında. Hı hı. E, çünkü dört karakter ve dört karakterin de haklı ve haksız olduğu anlar son derece gerçek bir şekilde e, var. Dolayısıyla seyirci de o kayma hep oluyor. Önce ona gıcık oldum, en son sana gıcık oldum. Öteki ama haklı mıydı? Dedim. Kız gelince bir dağıldım. Acaba o mu? Dedim. Gibi e, neredeyse aslında çok iyi bildiğimiz bir e, ilişki hikayesi. Bir polisiye takibi gibi kime hak vereceğim üzerinden devam edebiliyor. Onu, onu görmek çok çok güzel. Ödüllü bir oyun. Bu arada evet. sen bir yorum yapmayacaksan da ben en azından fikrimi söyleyeyim. Bence sen de aday olmalıydın diyerek kendi fikrimi söylüyorum bu konuda. Bütün ödüllerini, bütün ben, başarılarını da tebrik ederim. da o kadar çok seviyorum ki. Evet ben de bütün ödüllerini oyun... ve başarılarını tebrik ederek kendi dipnotumu düştüm. Hı -hı. O yüzden kendi dipnotum hiç kimseyi de işaret etmeyen bir dipnottur. Aa, sen ne tür işleri seyretmeyi seviyorsun tiyatroda? Tiyatroda? Ay tiyatroda bir, çok fazla şeyi seyretmeyi seviyorum Bunu bir yere aslında. bağlayacağım ama aslında. Ama yani olarak... çok fazla imkanım yok. Ben hmm. büyük tiyatroyu falan da seviyorum. Böyle şaşayı da seviyorum. O tip şeyleri de çok seviyorum ama o kadar e, hiç içinde olamadım ki. O kadar küçük sahnelerde, küçük ekipler, küçük dekor, küçük ışık. Çok hayal ettiğim şey. Gerçek o ben okurken etrafımda olan bir tiyatro sahnesi içine sahne, düşmek. İtalyan sahne böyle büyük. Evet yani o e, ne bileyim. Oraları ama böyle çok geniş bir çerçevede her şeyi seviyorum aslında. Bunu bir yere bağlayarak aslında şöyle soracağım yavaş yavaş. Ama işte senin planların var bana soru sorarken. Tabii, tabii. Ben bir bilmiyorum. soruyu sorarken üç sonraki soruyu düşünüyorum zaten o sırada da gevezelik yapmış oluyorum. Sakin ama soracağım. Hayatta da gevezeliği ben yapmış oluyorum. Zihnim zihnim <laughs> susmuyor. Şunu soracağım aslında biraz yarının dünyasını konuşurken yarının dünyasında tiyatroyu da merak ediyorum. Bugün çok güzel şeyler görüyorum burada Türkiye'de sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de ama yoğunluklu olarak İstanbul'da <laughs> harika üretimler, bu üretimleri arzulayan harika ekipler, olanaksızlıklar ama inatlar. Müthiş bir hikayesi var. Pandemi döneminde bu hikaye zirveye çıktı. Ama yarın ne anlatacak tiyatro hala bize? Nasıl anlatacak merak ediyorum. İşte çünkü teknik imkanlar değişiyor. Dijital dünyalar var. Boyutlar var. Var da var. Ama bir yandan da seyirci olarak Hakikaten gittiğimizde o İtalyan sahne, buradan orkestra çalsın, buradan dekorlar, buradan... Evet. Anladın. Bütün bunların içinde sen yarının dünyasında tiyatroyu nerede görüyorsun? Ön sorusuydu. Neleri izlemeyi seviyorsun? Hı -hı. Buradan sözü sana bırakıyorum. Ee, yani öncelikle kurduğu ilişki... Bozulmaması lazım yani bütün o devasa şeyler gördüğümüzde de aslında özünde kurduğu ilişkinin teknik olarak nasıl anlatılabileceği üzerine kafa yoran insanlar var o bizim hayran olduğumuz insanlar bence sinemada da öyle tiyatroda da öyle e, sadece her şeyimiz var bunları nasıl yapıştırsak üzerine değil e, son derece basit bir soruyu büyütmek üzerine hareket ediyorlar onu kaybetmediği sürece e, bütün teknik o olanakların tiyatronun içinde gireceğini düşünüyorum. Bunu hayal ediyorum. Bunu görmeyi de çok istiyorum. Bunu gördüğüm her örnekte e, hayran kalıyorum gerçekten. Hani e, Dolayısıyla büyük bir teknik imkanı doğru gidiyor ama bunlar e, bunların özüne dair anlatmak istediği şeyi güçlendirmek için olması gerekir gibi bir kural var. Bunu biz çok unutuyoruz. Yani Hı -hı. Bunu biz bir odanın içinde dört kişi oynarken de unutabiliyoruz. Sadece hani e, aman da işte projeksiyonumuz var bilmem ne robot ışıklarımız var deyince unutmuyoruz. Yani bir şey beğenilecek mi acaba diye soruya başladığın anda o öz bozulmaya başlıyor zaten. E, dolayısıyla aslında temel sorusu tiyatronun zaten tiyatro yapan şey çok basit. O basitliği hiç unutmadan eklenebilecek her şey tiyatroyu gene e, 2500'e de taşıyacak, 2600'e de taşıyacak. Nasıl anlatacağız kısmına o kadar takılıyoruz ki ne anlatıyoruzu bazen evet. Evet ve Birazcık. kendimizle gerçek organik ilişkisini unutuyoruz. Çünkü insan evet değişiyor. Yani şu anda 2000 işte pandemiden beri kendimizi tarif ettiğimiz yerde de değişti. Yani bir sürü şey işte kendini sevmek gerekliliği daha da falan. Hmm. Kendi doğruların daha da falan. Her şey böyle empoze ediliyor ediliyor ediliyor. Ten, tek başına evdeyken bunu yapabilir hale geliyorsun ama merhaba dediğin anda o hop doğru becerebiliyor muyum? Yani ilişki kurmaya başladığında bütün o aldığın öğreti evde kendini geliştirmelerin falan filan boşa düşebiliyor yani. Birinden azıcık hoşlandığın anda, birinin merhaba dediğin anda alt, üst, seviye, para, pul, başarılar girdiği anda öğrendiğin her şey de gene patlıyor. Biz de tiyatro olarak ilişkiyi gösteriyoruz zaten. Dolayısıyla kendini tarif ettiğin yer değişse bile bunun biriyle ilişkiye girdiği yer hep bir hikaye. Ve o hikaye devam edecek. Bilmiyorum katılır mısın pandemiden bu yana bence sahicilik ihtiyacı daha fazla arttı ve tiyatroda izleyiciler bizler ben de bir tiyatro izleyicisiyim tiyatroda o sahicilik ihtiyacımızı daha fazla gideriyoruz diğer e, alanlar alanlara varsa. göre evet. e, dolayısıyla gerçekten çok daha büyük bir ilgi var daha büyük bir sevgi var e, bu arttıkça buradaki yatırımlar da artıyor yani o biraz önce dediğim işte robot ışık imkanı da artıyor ama bütün bu hikayede senin şu e, ne anlatıyoruz temelini unutmayalım kısmını altını çizmek gerekiyor. O çok önemli. Evet. Ya benim yurt dışında izlediğim bir sürü oyunda belli ki o ihtiyaçtan çıkmış diyorsun. Yani hasta bir karakter var. Bunun dünyası nasıldır? Dünyayı nasıl görüyor? O kadar büyük bir ihtiyaç ki giriyor işte o robot ışıklar, bilmem neler, sahneler kalkıyor, iniyor ama temeli o kadar basit ki böyle bir hastalığı olan bir çocuk dünyayı nasıl görüyor? Bu ne anlatıyor? Evet elimizde robot ışık var hadi buradan tren rayları <laughs> geçirelim demiyorlar yani. <laughs> Prodüksiyon öyle kuruluyor değil mi? Robot ışık daha kuruluyor. E, evet robot ışık çok kız <laughs> kaldığım şey. Şu e, biraz da benim ilgimi çeken bir şey sizin açınızdan tamam böyle bir değişim var ama seyirci açısından da başka bir değişim var. Bir de artık biliyorsun günümüz ben oradaydım <laughs> günü. E, geçen gün sanırım Yiğit Sert Demir yazmış yani tamam selamda çıkarın şu telefonlarınızı anlıyorum orada olduğunuzu göstermek ya da o duygunuzu paylaşmak hı hı. ya da alkışınızı dünyaya duyurmak istiyorsunuz ama yani yani oyun sırasında da lütfen falan diye Yiğit Sert Demir doğru hatırlıyorum değil mi? Evet evet. Çok da güzel uzunca bir metin yazmış. Daha fazla detaya da girmiş. Ne düşünüyorsun o konuda? Hiç bir, böyle bir şeyler geliyor mu başına ya da zorlandığın an oluyor mu? Eee ya ben öyle kişisel olarak öyle bir şey yaşamadım açıkçası. Tamam. Yani açık kalan telefonlar falan gibi şeyler olur ama kişisel hatalar ve panik anı zaten Olabilir. orada falan ama hani oyun sırasında neredeyse artık birebir kaydediyorlar gibi bir şey yaşamadım galiba. Ama Yiğit'i çok iyi anlıyorum tabii ki. Çünkü herkesin dahil olma ve kendine gösterme biçimi haline de geldi. Yani herkes daha görünür olma ihtiyacından da yapıyor galiba. Bilmiyorum. Bir yandan ama şunu da söyleyelim dürüst olalım. Katılıyor musun bilmiyorum. Bu tarafa geç. Ben bir tiyatro sahibiyim ya da grubum var, bir şeyim var. E o paylaşımlar bir sonraki oyunun bilet satışı içinde en birebir en sıkı reklam ortamı. evet Yani onlara ihtiyacım da var. Evet şimdi hani alkışlısı fotoğraf tarafı yani. ihtiyaç var belli ki. Evet. Yani çünkü onlara Tiyatronun kendisi paylaşıyor zaten. Tabii ki. Ya da oyuncu paylaşıyor. Bir tiyatro oyuncu bir... Ki bu evet. doğru bir şey. Yanlış evet, bir şey değil. Evet, bunu evet. eleştirmiyorum. Evet. Ama orada bir denge çok zorlu bir şey geliyor bana yani. Evet işte orada da bilmiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum. Ne olabilir? Çok heyecanlandığı için ve artık hayata öyle geçtiği için çıkartıp çekiyor ve bunu durduramıyor da bilmiyorum yani. Zaten ben şeyi görüyorum. Sinemada da böyle, tiyatroda da böyle. Ya nerede olursa olsun böyle. O bir saat, iki saat ayrı kaldık ya şundan. <laughs> o iki saatin sonunda bence o çekmenin filan haricinde yani hadi <laughs> ya evet, o bir de, çünkü nefesi tükenmiş durum. <laughs> bir titreyerek kaçıyor Yani o bir duygu ya hemen açtım ve işte Nora 2, Nora 2 buradaydı. Onu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama oyuncu açısından bazen Bilmiyorum nasıldır, onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bunları öğreneceğiz işte yani. Bu da yarının dünyasında evet, işte Evet, bu var. da bence de yarının dünyasına ait bir şey. Bunu da öğreneceğiz. Ama Yiğit yazdığında tabii ki doğru söylüyor. Yani ilk tepkim tabii ki yani yılların alışkanlığında evet abi o neymiş falan oluyor ama hani ona kadar sayınca da bunlar bilmiyorum. Hani. Sadece kızarak ya da sadece bir şey öğretmeye çalışarak olmayacak herhalde ama nasıl olacak onu bilmiyorum yani. Onun yazdığı bu arada yani o olayı bilmeyenler için söyleyelim bayağı telefonu koymuş bir seyirci canlı yayın ya da video ha, o, neyse o kadar, o, ben bütün saniyesi... oyunu... Ya ben şunu gördüm bir konser, konserde işte burada bir klasik müzik konu klasik Hı -hı. bir konserde daha doğrusu ve şey böyle şey yapıyor ve böyle yani e, ayakta Hı -hı. seyredilen böyle yani te, bir yandan çekiyor bir yandan da yani kendisi seyretmiyor o anda anladım, senle konuşuyor falan tuhaf bir tuhaf. yayıncılık örneği. Bravo. Hı -hı. Anında yayıncılık örneği. Eee ritüellerin var olur. mıdır ee, sahneye çıkmadan <laughs> hazırlanırken provalar sırasında e, ezberin iyi midir? Ezberim çok iyidir. Çok sinir bozarım. Nasıl yapıyorsunuz ezberi? Ee, benim nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Çünkü benim yani, Tamam aman nazarım değmesin mi? ama bayağı tamam. iyi. Yani e, ve ezberi zor yapan herhangi bir oyuncu benim yanında bulunmak istemez o sırada. Ben Bilmiyorum. Kitap ben, okuyorum çok. Ee, çok aşinayım A4 üzerinde yok, gördüğüm şeylere. Yok, kitap ben mantık de okuyorum. Geliştirebiliyorum. Yok, Mühendislik o öyle. Ben sık okudum değil. falan gibi bir takım yalanlarım var. Yapıyı görünce ezberi ona göre tık 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 oturtabiliyorum. Ee, Tülim, bir tiyatrocu arkadaşımla ben şey yaptım. Şimdi ezber o da Hı. bana şey yaptı. Fakat bir yandan da bu ezbiri zaten e, izleyiciler gayet iyi anlar. Ezber sadece o sözleri ezberlemiş olmak söylemek değil. Oradaki duygunu da bileceksin. O duygunun öbür taraftan gelen cümleyle nasıl değiştiğini de bileceksin. Yüzde itibariyle en az karşı tarafın e, cümlelerinde bilmen şart. %100 gerekiyor ama %90'ını bilmen şart. Bir de o da yetmezmiş gibi. İşte burada ben bir şey diyeceğim sana. İşte Tülin dün geldin ama beni çok üzdün diyeceğim. Dört adımda buraya gelmem lazım. Çünkü orada buradan ışık geliyor falan değil mi? Böyle ama bir sen şey. çok iyi bir tiyatroda çalışıyorsun anladım. Yani dört ışıkla oraya ışık gelen muhteşem bir prodüksiyon içindesin şu anda. Ben... Maymun oldum mümkün değil yani buraya geleceğim ışık falan yok Aha. yani o ezberlediğin şey sadece sözleriniz değil bir bütün yapıyı ezbere bilmeniz gerekiyor büyük bir hayranlık duyuyorum. Bu ezber kısmına çok takılıyorum büyük bir hayranlık duyuyorum. Ama senin de iyidir diye düşünüyorum. Yok. Hmm. Bayağı bildiğin böyle. Hmm. O zaman beton şey ben. yani e, mesleki olarak başka hiç ihtiyaç duymamışsın mı? Hmm. Olabilir. Bilmiyorum. Buna büyük hayranlık duyuyorum. Ritüellerin yok. Ritüelim yok. Çünkü ritüelim olursa o gün yapamazsam mahvoluruz. Hmm. Yani eee olur da ben sahneye çıkmadan bilmem ne yapıyordum bugün yapamadım gibi bir yerde boşa düşmektense o ritüeli hiç geliştirmemeyi tercih ettim. İdollerin oldu mu? Yolun İdollerim, başında oldu mu? Hala var mı? O da olabilir. Yani böyle çok harika bir oyuncu, ben de onun gibi oyuncu olayım dediğim insanlar olmadı ama Kayı çalıştım ben, o hoca olarak. Türkiye'nin ilk balerinlerinden bir insan ve bize geldiğinde 80 küsur yaşındaydı. Hani New York'a gidip temsil izleyip o gün uçakla gelip derse başlayıp e, herhangi yaptığımız bir şeyi azıcık güzel yaptığımızda böyle gözleri falan dolan bir insandı. Ben dedim ki herhalde böyle olmak lazım. Yoksa ileriki yaşlarda bu heyecan yaşanması gereken bir heyecan. Yalan söylemiyor çünkü şu anda bize eğilemiyor. Gerçekten mutlu. Gerçekten yaptığı şey üzerine, iş üzerine çok büyük bir e, aşkı var. E, Hayat idolü olarak sahnede oyunculuk olarak geliştirdiğim insan değil ama onun dışında bir sürü oyuncu nasıl çalıştığını çok merak ediyorum. Yani bir role nasıl hazırlanıyorlar hmm. üzerinden idollerim var galiba. Oyun oyun belki. Mesela o şey de olabilir belki bir oyun ya da bir film izlediğinde gıpta etmek yani ne güzel yapmış falan gibi Öyle bir duygu da oluyor, şey, oluyor çok mu? şeyler çok var çok var evet çok. Keşke ben yapsaydım, keşke ben orada olsaydım dediğin oluyor mu bazen? Keşke ben orada olsaydım dediğim olmuyor. İzlediğim şeyden çok memnun oldum ama bunu acaba ne düşünerek yaptı, ne çalışarak yaptı, neyi kafaya taktı da buraya doğru gitti iyi, çok merak ediyorum. Ama hani keşke ben oynasaydım, hmm. ben de böyle oynayayım gibi bir şey yok. Çünkü kimse kimse gibi oynayamazı çok erken bir yaşta kabul ettim. Yani benim yaptığım şeylerin başka birinin yapmasına zaten gerek yok. Başka biri zaten çok iyi şeyler yapacaktır ben de zaten çok iyi bir şey yapan gibi bir şey yaptığımda onun kadar iyi görünmeyeceğim çünkü başka bir suretim, başka bir bedenim, başka bir hayat şeyim var bakış açım var o bakış açısıyla birleşiyor yaptığımız her şey ne yazık ki biraz Hiç önce birleşmesi biraz önce sana şey dedim ya aşağıdan harika bir kadro geliyor çok iyi işler yapıyorlar ya da yapmaya çalışıyorlar imkanları dahilinde bazen ve bunların içinde çok güçlü kadınlar var, çok güçlü evet. genç kadınlar var, çok güçlü genç kadın yönetmenler var. Yazar sayısı çok arttı. Ben burada bir işte erkekler kadınlar diye ayırmak sormuyorum ama kadınların buradaki gücünün altını çizmek istiyorum. ve Yarının dünyasında bunun belirleyici olacağına inanıyorum. Bazılarıyla sen de mutlaka bir mesain oluyor, sohbet ediyorsun. Ya da bazıları sana hayranlıkla geliyor ve işte idolümsün falan diyorlar. Nasıl oluyor? Onlarla ilişkin nasıl aşağıdan gelen kadroyla? Harika. Ben çok mutluyum. Biz yani Bahçe Galata'nın bence bize verdiği en büyük şey de hani orada onlarla buluşabilme ihtimali oluyor. Çok yenilere yol açma ihtimali oluyor. Yani Bahçe Galata benim için en çok oradan kıymetli. Kendi oyun oynadığım yer olmasından ziyade bütün gurur duyduğuma, en çok gurur duyduğum anlar o anlar. Birilerini alkışlarken geldi oynadı dediğim anlar gerçekten orada hani gözyaşları ve evet. mutluluk ve şuursuzca hareketler orada çıkıyor yani. Ve Çok güzel bir şey bence. ya Bence Yaptığımız işin en güzel aşamalarından biri O dönüşüm, el verme. Ben öyle haddim değil el verecek kadar iyi ve sağlam biri olduğumu düşünmüyorum ama El vermedikçe zaten o döngü tamamlanmıyor bence bir sanatçının hayatında. Bu arada ben de bir şeyin altını çizmek isterim. Aşağıdan gelenler diyerek burada bir hassasiyetim var. Bir hiyerarşi belirterek aşağıdan demiyorum. Yani burası yukarıda da onlar aşağıda değil. Yaş olarak daha hani e, oradan geliyorlar diye kastediyorum. Yoksa ben gerçekten üretimde yaş, cinsiyet, statü bütün bunlardan bağımsız bir eşitlik olduğunu Düşünen ve bunu hayal edenler değil mi, öyle bir hiyerarşi yok, aşağısı yukarısı hiyerarşi yok. Evet evet, ben de öyle anlamamıştım. Yok. Ben, yani hani, o çıldırarak alkışladığım dediğim insanlardan biri de mesela yani çok genç biri değil, benden çok daha yetkin arkadaşlarım da geliyor oraya. Orada da aynı his yani, oraya hmm. bir imkan sunma hissi ve e, geldiler ve burada oynadılar dedim. Yani işte en son Sanem Öge'nin oyunu geldi oynadı, yani Sanem Öge'yi ben sahnede ve Bahçe Galata'da izledim, daha gurur verici ne olabilir gibi bir hisle de alkışlıyorsun yaştan bağımsız benim için de o kapıyı açabildiğimiz herhangi bir an. Süper. Ve söze e, kapı açan başka bir e, alana geçmek istiyorum. Podcast ve Podbi. 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 Hem nasıl oldu Podbi yolculuğunu da merak ediyorum. Hem nasıl oldu? Hem nereye geldiniz? Hem sen kendini nerede buluyorsun orada? Yani dinleyici olarak nerede buluyorsun podcastler konusunda ne düşünüyorsun? Çünkü yarının dünyasında çok önemli bir yeri var sözün, sesin. Artık ihtiyacımız var bilgiye, söze. Evet, güzel vakit geçirilen bir yer podcast. Ee, görüntü terörü olmadan vakit geçirilen bir yer. Benim için en kıymetli kısmı o. Ee, Candos Bayraktar, ben böyle bir podcast şirketi kurmak istiyorum diye geldi Tamsu'ya bana. Biz de tamam dedik, ve heyecanlandık. Ee, sonrasında büyüdü çünkü çok güzel programlarımız var. Çok dinlenen programlarımız var. Çok merak ettiğimiz şeyleri yapma ihtimalimiz var. Ee, herkese olanak sağlama ihtimali var. Yapımı dolayısıyla çok daha basit, büyük bir prodüksiyon gerektirmeyen ama büyük bir çalışma ve emek gerektiren, düzenlilik gerektiren bir şey. O anlamda gerçekten işini yapmak isteyen insanların hem imkan bulabildiği hem de e, sebaz ederek bir yerlere geldiği bir yer. doğru bir sınavda gibi podcast bence. Ee, ben çok mutluyum Podbird'e olduğum için de gerçekten. Biz dizi kısmını yaparak başladık. Hı hı. E, orada mesela benim için şey çok güzeldi o görüntü dünyasındaki o güzel kız yakışıklı adamlardan kurtulduk e, oyun becerisi başka bir yerden yeniden gelişti aslında e, yani sen bunları bir duayla anlatıyor olmak çok saçma geliyor tabii ki şu anda ve içime doğru kaçmaya da başladım <laughs> e, saçmalama. yanaklarım yanıyor e, ama sadece sesle bir dünya yaratmaya çalışmak çok keyifli çok detaylı çok da manipülatif Muhteşem Hı -hı. bir şeymiş. Gerçekten. Ee, ben çok değerli buluyorum ve gerçekten de yani bugün sesin tekrar hayatımıza girmesi, sözün ve bu anlamda değer kazanması iyi geliyor bana. İyi bir podcast dinleyicisiyim. Elimden geldiğince, zamanım yettiğince ve e, bunun daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Pod B senin şahsında bütün ekibi, sadece üçünüzü değil, bütün ekibi yani oraya emek veren herkese tebrik ediyorum. o Hepsine lütfen selam söyle. Peki, hiç şöyle bir hayal sana bütün bütçeyi veriyoruz şu anda istediğin sahneyi istediğin şeyi veriyoruz of. Ben de aynen Nasıl? geri iletiyoruz. Bunu, söylemek bile ne güzel değil mi? Veriyoruz. Kim, kimsin sen? Ben yapabilirim ki? ne yapabilirim ki? Benim öyle bir alışkanlığım yok. Bana verilmedi için. Ne yani hayatımda ya bir pratik yok. Veriyoruz. Durumumuz var. Ne yaparsın? Hemen. Ee, yani istediğini, hayalini hep kurduğun bir oyun, bir, bir şey var mıdır? Hayır ama hayalini kurduğum bir ekip oluşturmak Herhalde ilk yapacağım şey Hı -hı. verdiler para hadi gelin deyip fikirlerinizi dökün diyeceğim bir ekip oluşturmak herhalde ilk yapacağım şey. Ee, beraber çalışmak istediğim ve böyle hakkını vere, vere çalışmak istediğim çok değerli insanlar var etrafımda ve onlarla hani tiyatro için mi veriyorsun sinema için mi? Ne istersem yoksa podcast için mi veriyorsun? Bak o kadar bak. çok yapacak şey var ki ve bunu yapabilecek o kadar harika insanlar var ki o ekibi oluşturmaktır benim hayalim. Ürüne dair bir hayalim yok ama beraber konuşacağım, beraber çalışacağım, beraber prova yapacağım insanlara dair bir arzularım var yani. Azıcık paramız var tabii. Sizi çok beğeniyoruz gibi bir hiç yapmadan birine iş teklif etmek çok zor değil mi muhteşem ya? Muhteşem bir şey Sürekli olmaz mı? Sürekli öbür türlü gidiyor değil mi? Tabii, tabii ki. Sizi yani çok beğeniyoruz. Biz çok diye. istiyoruz ama yani yok gibi bir konuşma ya. yapmaktan ve bunu ikna etmeye çalışmaktan çok üzülüyorum. Çok istiyoruz ve Bulacağım var. o parayı. Kaç? Bulacağım o parayı. Evet bir <laughs> sıfır daha ekleyerek varmış. <laughs> <ben de gülüyor> bulacağım o parayı. Peki son zamanlarda dünya sinemasında özellikle bu çok yaygınlaştı ama bakıyorum yurt dışında tiyatroda da çok yaygınlaştı. Biyografik metinler yazılıyor, biyografik oyunlar oynanıyor. Evet. Türkiye'de de var güzel örnekleri ya da çabaları da var. Sinemada çok daha yaygın. Senin hiç öyle biyografik bir oyunda yer almak ve... Falan canın hayatını oynamak isterdim dediğin bir şeyin düşünce ne oldu mu bugüne kadar? Ee, ara ara oluyor. Hmm. En son böyle e, Türkiye'de ilk kadın hareketlerini yapan insanları merak ettiğim bir dönem oldu. Bunlar ne kadar konuşuluyor üzerine bir soru işaretim var. E, zaten Suat Derviş'in falan dayından çok takdir gördüğü bir yerlerdi. E, o dünyalar, o kadınlar o kadınlar neler konuştular ve nelerle savaştılar benim için bir soru işareti şu anda. Onu merak ediyorum en çok galiba. Bak prodüktöre bütün hikayeni 30 saniyede anlatma meselesi vardır ya Hollywood'da çok geçen hı hı. bir klişedir. Şu anda bana anlattın ve aldın, aldın parayı. Mı? Aldın parayı. Ver o parayı bana. 2023 yeni proje var mı ya da yeni bir şey çalışma var mı şu anda? Bir tek onu sormuş olayım. Şu anda belli olan bir şey yok. Hı hı. 2023'te Nora 2 devam edecek ve eminim belki yeni oyunlar da gelecek, Bahçe'ye yeni oyunlar da gelecektir diye düşünüyorum. Yarının Dünyası, ben hep bunu sorarak noktayı koruyorum. Ben de hep umut sözcüğü yaşasın istiyorum. O umut sözcüğü beni ben yapan şeylerden biri ya da işte biraz çalışabiliyorsan bunu sağlayan. Senin Yarının Dünyası için tuttuğun tutunduğun bir sözcük veya bir duygu var mı? Ben de umutluyum genel olarak ama böyle e, galiba şey yapmamışım. Öyle netlememişim ama böyle umutsuz ve her şey falan gibi bir durumum yok. Neden yoku da bilmiyorum ama demek ki ya bir ihtiyaç olarak yok ya da gerçekten öyle bakmıyorum. Yani bir şeylerin e, devam ediyor ve daha da güzel devam ediyorsunu görüyorum diye düşünüyorum. E, ne bileyim tarihte bana onu gösteriyor gibi düşünüyorum. O kadar acımasız olmaya da gerek yokmuş gibi düşünüyorum. İlla e, illa geçmişte yaşamak isterdim bana de gerek yokmuş gibi evet. ben biraz gelecekte de yaşamak isterdim yani o kadar e, değil onun için de belki de en, evet yarının dünyasına dair en büyük sözüm ben de yaşamak isterdim o kadar güzel olacağına inanıyorum Geriyiz. Beni şu anda gerçekten kazandıysa İBAN'ını ezberebiliyor musun? Yollayacağım şu parayı. <laughs> yollayacağım. İBAN'ı ezbere biliyorsan İban bitti. bitti tamam program, yollabilsem... program bitti. Ben ben İBAN ben sana yollayacağım. <laughs>